program yapmıyor, konuk aldık, konuk aldık. Ya beni alakadar etmiyor. Burada bir itlaf, lafları geçiyor. İnsülinle, yani size dönük suikast. İnsülinin içine, çantasına, yanında da korunuyormuşum ben. Çok da güya. İnsülinin içine bir zehir koyabilir miyiz, ne yaparız? İşte kefen olayını nasıl patlatırız tekrar? O diyor ya kefen eskidi diyor ya 8-10 sene oldu diyor. Ya diyor işte alnına zındık yazdık, bir yeni bir projemiz var. İsmaila'da adamlarımız var diyor. Yazışmalar böyle. Ve İsmaila'dakileri de etkimiz altında alırız diyor. Orayı da katarız diyor. Bakın fark ediyor musunuz? İsmaila aforoz etti. Yani bu yazılan şey kademe kademe. Gerçekleşiyor diyorsunuz. Kendisine suikast planı yapıldığını söyledi. FETÖ'nün yeniden uyandığına dikkat çekti. Ben hiçbirine mahza hayır bu %100 sütten çıkmış ak kaşık demiyorum. Burada da yanlışlar var diyorum ve bu yanlışları da belirtenlerin başında geliyorum. Yalaka biri değilim. Değilsiniz tabii canım. Ha, yalaka biri değilim. Şimdi bana yalaka şeyi hiç uymaz. Ancak milli düşünüyorum. FETÖ yeniden canlanıyor tehlikesini. Öyle anladım, gördüm. Ahmet Mahmut Ünlü, namı diğer Cübbeli Ahmet Hoca, Başak Şengül'le TV 100'de Doğru Yorum programına katıldı. FETÖ'nün akademiden emniyete kadar yeniden yapılandığını söyledi. Akademide çok yoğunlar. İşte Şırnak rektörü meselesi ve orada 150 küsur akademisyenin. Orada akademi böyleyse Şırnak gibi yerde emniyette yeni bir canlanma duydum. Anayasa Mahkemesi Başkanı'nı, üyelerini, yani öyle olaylar oluyor. Yargıtay Anayasa Mahkemesi'ne soruşturma açıyor. Biz nerede yaşıyoruz? Buradaki sorun nereden çıkıyor yani? FETÖ'cülükten çıkıyor yani. Bugüne kadar hiç Anayasa Mahkemesi'yle böyle bir kapışma. Yargıtay yok işte devletçi. Anayasa Mahkemesi kısmen FETÖ'cüler var. Adnan Oktar'ın da FETÖ'ye hizmet ettiğini açıkladı. Adnan grubu... Diyanet mi size 5 tane mahkeme? Hayır, başladı. Adnan Oktar grubu FETÖ'ye fason çalışıyordu. FETÖ emniyeti ele geçirmeden evvel kasetçiliği Adnan yapıyordu. Ondan sonra Yahudi destekli. Sonra FETÖ zaten emniyeti alınca Adnan'a ihtiyacı da kalmadı. Zaten kendi polise yaptırıyordu artık. Ondan Adnan 5 tane dava açtı. Adnan'ın Mehdi olmadığına dair kitap yazdım. Adnan Oktar. 20 sene evvel. Bu Adnan bana neler etti?